her sene yaptığımız, bizim Ankara'da gelmiş etkinliğimiz. Bu üçüncü oturumda paralel oturumlar biliyorsunuz şu anda başlayan. Bir ilişkinin anatomisi, bilgiselleşen kaynak, habersizleşen düzgünlüğü başlığını atmış arkadaşlarımız. Bayağı da önemli bir başlık yapmışlar. Şimdi bu başlığın altında nasıl kapatacağız bilemiyorum. Evet, bugünkü oturumumuzda 5 konuşmacı var, ben dahil olmak üzere. Şimdi diğer arkadaşlar da muhtemelen yoldalardır, geliyorlardır. Ben Saadettin Hoca ile başlatmak istiyorum. Şimdi ilk sunumumuzu Saadettin Demirel, doktor öğretimimiz Saadettin Demirel yapacak. Bir dakika. Siz beraber mi? Evet. Sunumlar mı yapacak? Hanginiz yapacak? Saadettin Hoca. Saadettin mi yapacak? Tamam, peki. O zaman başlık Türkiye'de kamu medyasında partizanlaşma, Anadolu Ajansı ve Türk TRT'nin seçim dönemi tweetler üzerine bir analiz diye. Tabii Saadettin Bey böyle veri gazeteciliği falan konularında uzun olduğu için de bu tür konulara girmesi iyi olmuş. Evet, Saadettin Demirel tanıyorsunuz herhalde arkadaşlar. Bizim yeni medya iletişim bölümünün yeni öğretim üyemiz, araştırma görevlimizdi. Hızla bu sempozyum sürecinde de doktorasını tamamladı. Ve şimdi artık aramızda hoca olarak katıldı. Neslihan'ın da yakında hoca olmasını bekliyoruz. O da doktorası bitirmek üzere. Neslihan'ın burada araştırma görevimiz şu anda. Onun da yeni medya iletişimi araştırma görevlisi. Evet, iki değerli araştırmacımızın sunumunu izleyeceğiz öncelikle. Buyurun. Teşekkür ederim Süleyman Hocam. Öncelikle zaten hocam tanıttı. Şu an yeni medya iletişim bölümünde doktorası olarak çalışıyorum. İlgi duyduğum alanlar özellikle halihazırda zaten yeni medya, metin analizi, duygu analizi ve tabii ki ek olarak mevcut sosyal veya sosyal medyaya yönelik çalışmalarda ilgimi çekiyor. Aslında bu oturumda sunacağımız çalışmada buna yönelik. Ama daha çok kamu medyasının, özellikle Anadolu Ajansı ve TRT'nin seçim dönemlerinde paylaştığı tweetler üzerine yaptığımız bir analiz. Bu bildirinin genel özeti bu şekilde olacak. Öncelikle bir arka plan, yani bu çalışma neden Anadolu Ajansı ve TRT'nin tweetlerini analiz etmeliyiz ya da yayın akışını neden takip etmeliyiz? Ek olarak bu çalışmada bu tweetleri incelerken kullandığımız yöntem, yaklaşım, teknik, veri toplama noktasında yaptığımız işlemler ve sınırlıklardan bahsedeceğim. Ek olarak son olarak sonuçlardan, elde ettiğimiz sonuçlardan bahsedeceğim. Ve son olarak da tabii ki belli bir şekilde sonuca bağlayacağız. Öncelikle çalışmamızın hani, tek bir cümleyle özetlersek, kamu yayıncılığı yapan Anadolu Ajansı ve TRT Twitter ortamında seçim kampanya dönemlerinde paylaştığı 70 binden fazla tweet'i aslında incelediğimiz bir çalışma. Ve bu çalışmada biz hem liderlerin hem de partilerin aslında tweetlerde bir nevi aslında haber de denilebilir. Bu tip paylaşımlardaki görünürlüklerini inceledik. Peki bu görünürlük neden önemli? Yani biz bugün kamu medyasının paylaştığı haberlerde, paylaşımlarda neden mevcut siyasi liderlerin seçim dönemlerindeki görünürlüklerine bakıyoruz? Öncelikle medyanın belli bir gündem belirleme işlevi var. Dolayısıyla belli bir şekilde belli bir siyasi gündemi, siyasi partiyi veya lideri gündeme getirerek aslında oy davranışına etki edebilme potansiyeli var. Bir diğeri medya belli bir şekilde odaklandığı duruma göre, şartlara göre, haberleştirmeye göre belli bir çerçeveleme işlevine sahip. Ki bu zaten bu çerçeveleme işlemi sayesinde de belli bir noktada belli bir adaya, lidere, partiye belli bir algı, imaj akredebiliyor, oluşturabiliyor. Üçüncü bir ilişkisi ise bu çalışmanın gazetecilik kuruluşları olmaları nedeniyle Anadolu Ajansı ve TRT aynı zamanda hem gazetecilik kuruluşları hem de kamu kaynakları finanse ediliyorlar. Dolayısıyla hem meslek etiğiyle hem de editoryal bağımsızlıkla ilişkisi var. Dolayısıyla bu üç noktadan aslında bu çalışmanın önemini öncelikle bilmeyen arkadaşlarımız için de söyleyelim. Anadolu Ajans ve TRT halihazırda zaten bir kamu medyası. Örneğin Anadolu Ajansı'nın hisselerin %47,75'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ve geri kalanı ajans tüzel kişiliği tarafından yönetiliyor. Ek olarak haber merkezleri aynı zamanda kamu hizmeti yayıncılığı yapıyor, haber dağıtımını sağlıyorlar ve kamu kaynaklarıyla finanse ediliyorlar. Ek olarak tabii ki bir kamu medyası olduğu için bir BBC gibi, İngiltere resmi kamu medyası gibi Türkiye'nin resmi hükümet politikalarında yansıtmakla yükümlü. Peki finansmanları nereden geliyor? Reklam gelirleri, her halükarda belli bir web siteleri ve televizyon kanalları olduğu için belli bir reklam gelirleri var. Devletten belli bir noktada bütçe elde ediyorlar. Ek olarak abonelik ücretleri var. Ve tabii ki hükümetten de belli bir noktada yardımlar alabiliyor. Hatta bu yardımlar belediyelerden de gelebiliyor. Anadolu Ajansı'nın da aynı zamanda finansmanına baktığımızda devlet bütçesi ve abonelik ve dağıtım hizmetleri olarak bu iki kalemde gözlemleyebiliyoruz. Peki biz bu tweetleri, yani 70 binden fazla tweeti nasıl inceledik? Aslında bu tam anlamıyla bir niceliksel bir yaklaşım kullanılan bir çalışma oldu. Aslında tamamen gözlemsel olarak ne kadar partilerin veya liderlerin acaba tweetlerde veya haberlerde ne kadar görünürlük aldığını niceliksel bir yaklaşım inceledik. Bu noktada text as data diye bir yaklaşım var. Özellikle metne veri olarak, yaklaşım olarak belirtiliyor. Özellikle siyasi iletişim ve uluslararası ilişkilerde çok kullanılan bir ve genelde büyük veri çalışmalarında kullanılan bir yaklaşım. Bu noktada belli parti ve liderlerin haberlerdeki görünürlüğünü incelemek için metin analizini yaptık. Ve bu metin analizini de özellikle parti ve liderlerin kullanılma sayısı ya da frekans analizi ile hesapladık. Bu noktada 2014-2019 yerel seçimleri, 2015 Haziran ve Kasım seçimleri, 2018-2023 genel seçimler olmak üzere 2 yerel seçim ve galiba 4 genel seçim oluyor. 4 genel seçimin 2 ay öncesinde, o seçim kampanya döneminde Anadolu Ajansı ve TRT'nin tweetlerini inceledik. Bu da aşağı yukarı 70 bin yerel seçime bakmadı, değil mi? Bunun bir nedeni var. Bakmamızın nedeni var hocam. Bu aslında bizim yaptığımız bir seçim değil, şartların getirdiği bir süreç. Çünkü mevcut tweet verilerine belli bir API ile yaklaşıyoruz. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla beraber akademisyenlere sunulan veri imkanı da azaltıldı ve paralı hale getirildiği için 2024 seçimlerinde maalesef yani o veriye ulaşamadık. Dolayısıyla 70 binden fazla bir tweet inceledik arkadaşlar. Kullandığımız yöntemin tabii ki belli sınırlılığı var. AA ve TRT'nin sadece Twitter paylaşımını inceledik. Yani Facebook, Instagram gibi paylaşımlara bakamadık. Ek olarak ön işleme aşamasında tabii ki linkleri kaldırmak zorunda kaldık. Çünkü belli bir noktada link uzantıları partiler uzantılarına benzeyebiliyor. Mesela AKP link uzantısı içerisinde o random veya tesadüfi gelişen linklerde yer alabiliyor veya CNF ifadesi. Dolayısıyla onları kaldırmak zorunda kaldık. Kullandığımız anahtar kelimeleri özellikle belli bir sözlük kullanarak elde ettik. Örneğin Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na dair elde ettiğimiz sözlükler şunlar. Tabii ki burada büyüklü ve küçüklü kelime kullanımına dikkat ettik ve bunların değiştiği haberleri belli bir noktada aslında bu sözlük yardımıyla tespit ettik. Bulgulara gelirsek, bulgu kısmı aslında birazcık tamamen dediğim gibi gözlemsel olarak, inceliksel olarak elde ettiğimiz bulgular. Şu an panoramik olarak seçim dönemlerinde siyasi partilere dair haber sayısını görüyorsunuz. Bunlar Anadolu Ajansı ve TRT'nin tweetlerinin toplamı, yani Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere bir kırılım göstermiyoruz. Dikkat ederseniz bu noktada aslında partilerin haberlerde geçme sıklığına baktığımızda aslında yıllar geçtikçe belli bir azalma bekliyoruz biz bu çalışmada. Özellikle mevcut haber merkezlerinin partizanlaşması ve belli bir noktada tek sesli hale gelmesiyle beraber aslında örneğin belli muhalefet partilerinin aslında haberlerde yeterince geçmeyeceğini düşünüyorduk. Ama bu noktada dalgalı veya değişken olsa da örneğin Haziran 2018'e bakarsanız CHP 729 kez haberleştirilmiş, AKP 523 kez haberleştirilmiş. Yani belli bir noktada aslında partilere bakarsak belirli bir denge ya da dengeye yakın bir görünüm dengesiz bir durumda. Ek olarak diğer partilere de bakarsak, hani HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve yeniden Refah partilere baktığımızda bu denge aslında o kadar dengeli gözükmüyor. AKP, CHP ve MHP dışındaki partilere baktığımızda. Bunun tabii ki bu bir rakamsal bir ifade olduğu için burada tam olarak görülemeyebilir. Bunun oransal olarak hazırladığımızda mevcut partilerin özellikle adının geçtiği tüm kulüpler içerisinde örneğin dikkat ederseniz 2014'te AKP, %46, Haziran 2015'te CHP ve Kasım 2015'te AKP tekrar daha çok haberleştiriliyor. Haziran 2018'de bu durum yine CHP lehine devam ediyor. Mart 2019 yerel seçiminde birbirine yakın aslında CHP ile MHP ve AKP'nin görünürlükleri veya haberlerine işlem oranı. Ama son seçimlere, daha doğrusu geçen yılki genel seçime baktığımızda %41 ile AKP'nin geçtiği haberler daha çok yapılmış. Ek olarak tabii ki partiler dışında bu partilerin hani nasıl grafiğe yansıdığına da bakabiliriz. Burada trendlere de bakabiliriz. Yani şurada 2014'teki oran aslında 2 aylık periyot diliminde bu şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla 2014'te görürseniz AKP'ye lehine daha çok haber yapıldı. Lehine derken yani AKP'nin adının geçtiği daha çok haber yapıldığını görüyoruz. 2018'de bu sefer alt tarafta alt başlıkta okuyabilirsiniz. Adet olarak CHP'nin adının daha çok geçtiği haberler yapıldığını gözlemledik. Ek olarak tabii ki sadece partilere bakmadık, genel başkanlara da baktık. Bu noktada bazı genel başkan değişikleri oldu, özellikle AK Parti'de, HDP'de, Saadet Partisi'nde. Bu noktada onları özellikle Davutoğlu dönemini birazcık aslında hariç tuttuk diyebiliriz. Çünkü hariç tutmadığımız zamanlar oradaki aralık daha da büyüyor ve daha büyük bir yüzdede Erdoğan ve Davutoğlu hakkında haberler yapıldığını gözledik. Ama burada özellikle liderlere bakarsak bu noktada bir Erdoğan etkisini görebiliyoruz. Özellikle Mart 2014'ten Mayıs 2023'e yapılan seçimlerden önceki 2 aylık kampanya sürecinde Erdoğan'a dair daha çok haber yapıldığını açık bir şekilde görebiliyoruz. Yine oransal olarak da bunun temsiline baktığımızda bir nevi aslında Mart 2014'te %94'ten Mayıs 2023'te de %93, yani halihazırda bir dengesizlik, bir asimetrik bir dağılım söz konusu, özellikle kamu medyasının siyasi liderlere dair yaptığı haberler. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de baktık ilk olarak Haziran 2018 ve Mayıs 2023. Bu noktada dikkat ederseniz yine Erdoğan %87 ile adaylara dair yapılan haberler 2018'de daha çok haberleştirilmiş 2 aylık zaman diliminde. Mayıs 2023'teki genel seçimlere baktığımızda yine %96 ile Erdoğan en çok haberleştirilen siyasi lider olarak haberlerde yer alıyor. Şimdi burada aslında dengesizliği ve asimetrik yapıyı bu şekilde daha rahat görebiliyoruz. Çünkü Mart 2023 ve Nisan 2023'teki liderlere dair yapılan haberleri görebiliyorsunuz. İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan ve Erdoğan'lar. Bu noktada dikkat ederseniz seçim dönemine doğru, yani Mayıs'ın 15'ine doğru zaten belli bir noktada Erdoğan'ın haberlerinde arttığında görüyoruz. Ek olarak burada en yakın rakibiyle kıyasladığınızda Anadolu Ajansı ve TRT'nin aslında iki adaya yer ayırma noktasındaki dengesizlik, asimetrik durumda tekrar görebiliyoruz. Bir şey daha göstereceğim, sonrasında sonuçlara geçip kısaca özetleyeceğim. Bu da yabancı haber merkezleri, BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Uranus Türkçe, Sputnik TV'nin adaylara ayırdığı oran. Yani aslında mümkün. Yani tabii ki ince ve yine Oğan'a dair yapılan haberlerde yine bir eksiklik var ama yani şöyle olmak zorunda değil bu tablo. Kamu medyası veya herhangi bir medya bu noktada, bunlar da kamu medyası sayılıyor aşağı yukarı. Deutsche Welle ve BBC Türkçe ve Sputnik. Örneğin Kılıçdaroğlu Erdoğan'a ayırdığı oran birbirine yakın ya da dengeli bir görünürlük söz konusu. Ek olarak sonuç eline gelirsek, seçim kampanya dönemlerinde özellikle seçim gününden önceki 2 ayda paylaşılan tweetlerde özellikle siyasilere ayrılan paya baktığımızda asimetrik bir dağılım söz konusu. Ve paylaşılan tweetler haber merkezlerinde üreten haberleri de aslında bir nevi temsil ettiği için dolayısıyla kamu bütçesiyle finanse edilen haber merkezlerinin aslında liderlere sağladığı genellikle bir dengesizlik söz konusu. Ve özellikle bu noktada liderlerle kıyasladığımızda en azından siyasi partilerde dengeliye yakın bir tanım var. Bunları tespit ettik. AKP ve CHP ve MHP gibi partilere dair haberlerde tabii ki dengeliye yakın bir dağılım gözlenirken diğer partilerde yine asimetrik bir dağılım söz konusu. HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin özellikle haberlerde daha az haberleştirildiğini görüyoruz. Ek olarak seçim kampanyası içindeki dönemlerdeki diğer partiler oranında İktidar Partisi bünyesindeki kamu görevlilerinin aslında sıklıkla haberleştirilmesini aslında meşru görevlidir. Yani örneğin Erdoğan veya herhangi bir bakan veya diğer başbakanların belli bir noktada devlet ziyareti olur, diğer açıklamalar olur. Bunlar meşru gösterilebilir ama belli bir noktada aslında seçim kampanya döneminde de bu asimetrik durumun devam etmesi aslında bir mesleki etik bağlamında aslında bence kabul edilemez. Bu noktada aslında bu sonuç olarak da etkileyebiliriz. Çünkü bu noktada aslında bu asimetrik durum belli bir noktada partizanlıktan uzak bir tarafsızlıkta çok sesli bir kamu yayıncılığını aslında icra etmeyi de engelliyor. Dolayısıyla bu asimetrik görünüm 2014 ve 2023 yıllarında seçim kampanya dönemlerinde gözlemlendi. Dolayısıyla kamu medyasının aslında partizan yapısının bu noktada ampirik verilerle ortaya koydu. Diğer taraftan tabii ki her şey bir görünürlük değil. Yani bu haberlerin nasıl çerçevelendiği, o haberlerin nasıl işlendiği, o haberlerin nasıl hangi cümlelerle yapıldığı veya tweetlerle paylaşıldığı dönemde. Bunun için tabii ki çalışmamız hala geliştirme sürecinde belli olumlu olumsuz çerçevelemelere odaklanacağız. Ek olarak bu noktada belli manuel ve computation incelemeler de yapmayı düşünüyoruz. Bu noktada sizin tavsiye ve önerilerinizde bekleriz. Teşekkürler. Yine evet. Güzel bir özetle oldu. Bu yani önemli bir çalışma. Aslında hepimizin bildiği bir şeyi biraz da böyle nicel olarak da. Çünkü yani söz bizi aslında gözlemsel olarak baktığımızda bunun böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Sadece veri olarak verilerin bunlara yanılması gerekiyordu. Şimdi burada tabii isterseniz soru-cevap kısmını daha sonra bırakalım. Arkadaşlarımız sorusu olabilir. Önce sunumları bitirelim. Bir soru-cevap yapacağım daha sonra. Teşekkür ederiz Saadettin Hoca ile Mesra Hoca'ya bu çalışmalar için. Devamında da o nitelik kısmı da aslında biraz şey yaparsanız güzel bir kısmı olur. Evet, hocalarım hoş geldiniz. Sağ olun, özür dileriz. Aslında biraz böyle sabahçı oturumdan dolayı biraz kayma oldu. Evet. Olsun, biz de biraz geç başladık zaten. Biz de özür dileriz sizden. Evet, estağfurullah. Ben de koştura geldim yani. Evet. Evet, şimdi ikinci konuşmacımız Cem Gazi Yoldaş olacak. Ankara Üniversitesi'nden Gökhan'ın öğrencisiyim. Beraber öğrendim. Cem Gazi ve Hakan lisans döneminde öğrencilerimizden. Öğrencilerimiz de güzel. Öğrencilerimizle birlikte daha önce de yine öğrencilerimizle birlikte. Evet. Cem ve Merve arkadaşımız var. Biraz böyle öğrencileri de toplayıp getiriyor sağ olsun. Cem Gazi Yoldaş gazeteci kaynak ilişkisinde yeni makam. WhatsApp müşavirliği. İlk defa duyduk bu müşavirlik anlamında. Bakalım ne olacak? Eğer o şeye sunumun varsa oraya yansıtabilir misin? Evet, şimdi tamam. Atıyorum şeye. Okey. Hocam sizin için. Tabii tabii. Hepsini atıyorum. Hakan senin sunum hazır mı? İstersen arkadaşımıza beraber... Zaten transfer bekliyoruz hocam. Transfer bekliyoruz. Tamam. Evet, 15'er dakika süre veriyoruz arkadaşlar. Sunum yapan arkadaşlar. Çünkü bizden sonra bir oturum oldu. olduğu için şey olursa devamlı bitirirsek sevinirim. 15 Şubat. Kamuya açık bir şekilde düzeltirdi. Şimdi henüz daha kamuya açık bir şekilde düzeltmeden, gazetecilere haberleştirilmeden önce bakanın konuşmasına ilişkin bir düzeltme. Ya orada bakan bunu demek istemedi ama şöyle yazsak olur mu gibi müdahale imkanlarının olduğu katılımcıların ifadeleri arasında. Burada K'nın ifadelerinde aslında bu biraz önce anlattığım geçişi görüyoruz. Ama burada işte mesela K2'nin bir partinin WhatsApp grubuna ısrarla geri alınmaması ya da bir partinin WhatsApp grubuna, bir muhabirin WhatsApp grubuna giremediğinde ancak müşavirle iletişim kurarak girmesi gibi örnekler aslında buradaki kurumsal yapı ilişkin bazı şeyler bize gösteriyor. Peki bu WhatsApp kullanım grupları nasıl şekilleniyor? Şekil biraz asimetrik oldu bunun için kusura bakmayın diyeceğim ama WhatsApp gruplarında gazetecilerin aleyhine asimetri daha fazla can sıkıcı bir şekilde. Bu WhatsApp gruplarında öncelikle basın mensupları var ve basın dışı kişiler bulunuyor. Basın mensupları basın dışı kişilerden sayıca çok az. Basın mensubu olanlar alan muhabirleri, kameramanlar ve yedek muhabirleri aslında. Bunların yönetim ve idare görevi bulunmuyor. Ancak temsilci ve haber müdürlüğü gruplarda yer alıyor. Onun dışında basın dışı ilgili kurum uzmanları, danışmanlar, memurlar gibi yönetim ve idare görevi yine bulunmayan insanlar ve basın müşaviri, bürokratlar gibi idare görevi bulunan, ayrıca ilişkili kurum yöneticilerinde olduğu bir grup. Yani gazeteciler böyle bir ortamda haber kaynağıyla iletişime giriyor. Böyle bir kalabalıkta ve her katılımcı yaklaşık WhatsApp gruplarının %20'sine yakınını bilinmeyen numaralar, bir WhatsApp grubunda bilinmeyen kişilerin olduğunu söyledi. Dolayısıyla gazeteciler haber üretim süreçlerinde bilinmeyen bir numaralarla ve basın dışı kurumların, ki bu örnekler şöyle, yaklaşık 15-20 kişinin baktığı alanda WhatsApp gruplarının sayısı 240-230 civarında oluyor. Peki alanda yaşanan dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle bu alanda yaşanan dönüşüm alandaki daralmadan ve alanda ayrılmadan bağımsız değerlendiremiyoruz. Çünkü alanda daralma aslında hem WhatsApp gruplarının kullanımını bir gereklilik haline getiriyor, hem de WhatsApp kullanımında nasıl olsa içerikler geliyor ki alanda bakamayan muhabirlerin yerine kurumlar tarafından yeni muhabirler istihdam edilmiyor. Bunun sonucunda da gazeteciler pek çok alana bakan hale geliyor ve ister istemez bazı alanlarda WhatsApp gruplarına muhtaç hale geliyorlar diyebiliriz. Alandan ayrılma var. Özellikle son yıllarda muhabirlik alanından basın birimlerine ve basın danışmanlarına benzeri görevlere geçişin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle halkla ilişkiler bürolarında gazetecilikten gelen insanlarla haber üretiminin arttığını ve WhatsApp gruplarında haber biçimli içeriklerin muhabirlere iletildiğini görüyoruz. Bunun aksine gazetecilik bürolarındaki muhabirlik sayısı azalırken editör sayısı artıyor. Dolayısıyla haber bürolarında haber azalıyor ama halk ilişkiler bürolarında haber artışı söz konusu olabilir. Buradaki üç örnekte aslında katılımcıların giderek gazetecilikten bu kamu kurumlarına geçen basın müşavirliği, basın danışmanlığı gibi görevlere geçen insanların çokluğuna ilişkin yapan alıntılar. Peki haberle olan ilişkinin dönüşümü nasıl ele alabiliriz? Aslında haberle olan ilişki dönüşürken burada hız çok önemli bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. WhatsApp'ın içeriğin dolaşıma girmesini hızlandırmada şöyle etkileri var. Öncelikle anlık olarak gruba içerik bilgi atılabiliyor. Bu biraz önce bahsettiğim alanda daralmayla çok yakından alakalı. İkinci olarak haber biçiminde atılıyor ve alandaki pek çok kurum artık diğer pek çok kurum bu haber biçiminde atılan doğrudan geçtiği için, siteye haber olarak geçtiği için atlatılma ya da gecikme korkusuyla gelen içeriği paylaşma eğilimi gösteriyor. Muhabirlerin haber yapma pratiği giderek azalıyor. Muhabir emeği haber yapsa dahi ilk başta geçen haber yüzünden görünmez hale geliyor. Bir de aslında başka bir etmen haberleştirmeden dolaşıma girmek. Özellikle bu WhatsApp grubunda bulunan alan dışı ya da gazetecilik dışı insanların buraya gelen bilgi notunun sosyal medya hesaplarından doğrudan ulaşıma sığınmasıyla birlikte bu bilgi kamunun ilgisine sunuluyor. Dolayısıyla bunun neticesi, bu hızlanmanın neticesi de muhabir müdahalesinden yoksun bilginin yayını ve haberin yitimiyle sonuçlanıyor. Burada birkaç örnek var. Ben sonuncusunu sizlere okuyayım. WhatsApp özel haberi azalttı. Bilgilendirme hızlıca geliyor, hızlıca yazıyorsunuz. Aradan çıkarabiliyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Bunun dışında başka örnekler de var. 200 kişi zaten haber geliyor. Biz girmesek atlatılmış olacağız gibi. Peki meslektaşlar arasındaki ilişki nasıl değişti? Öncelikle alanda karşılaşma pratikleri azaldı. Biraz önce bahsettiğim alanda daralmayla birlikte mesela bir muhabir katılımcı şunu söyledi. Ben 4-5 alana bakıyorum, 2 bakan konuştuğunda birine gidemiyor. Bunun bir sonucu olarak alanda muhabirlerin karşılaşma pratikleri giderek azalıyor. Buna bağlı olarak dayanışma pratikleri azalıyor. Meslektaşların birbirinden haberdar olması azalıyor ve kurum içi gerginliklere örnekler görüyor. Mesela K4'ün açıklaması, tatsız bir olay dedi aslında WhatsApp grubundan bir arkadaşın orada arkadaşına atılması. Biz bunu çok sorun oluyor diyoruz ya da örgütlenemiyoruz, bunun için bir şey yapamıyoruz diyor. Ya da K6'nın örneği, biz eskiden kameraları indirirdik, birimize karşı kötü bir muamele olduğunda bu haberi çekmiyoruz. Böyle bir örgütlenme vardı, artık böyle bir örgütlenme ve dayanışma pratiği kalmıyor diyor. Biraz da çalışma ilişkilerine değinmek gerekirse, öncelikle WhatsApp'la birlikte iş dışı zamanının artışı, iş dışı zamanda da muhabirler çalışır hale alıyor, kurum içi denetimler çoğalır hale alıyor ve muhabirin iş yükü de buna bağlı olarak artıyor. Mesela bu güzel bir örnek. Yaptığın işi 2 defa düşünmek zorundasın diyor. Çünkü aslında sen gazeteciyle ilişkin soru sorsan bile haber müdürünle temsilcinin aynı noktasın. Dolayısıyla ister istemez farklı oluyorsun. Öte yandan diyor, ben gelen mesajı 2 dakika sonra gördüğümde sanki alana yeteri kadar bakmıyormuş, muhabirlik görevini yerine getirmiyormuş gibi hissediyorum diyor. Bunlar fazlaca örnek. Peki bu gruplarda, biraz önce çizdiğim gruplarda denetim mekanizması nasıl işliyor olabilir? Biraz önce bahsetmiştim. Kamu kuruluşlarında yer alan ve basın kuruluşlarında yer alan çeşitli kimseler var. Muhabirler sayıca çok azlar. Haber müdürü, temsilciler, müsteşarlar, bürokratlar ve kurum çalışanları. Müsteşarlar ve ilgili kurum çalışanları kendi kurumu içinde bir hiyerarşik denetim ilişkisi zaten mevcut. Onu biliyoruz. Öte yandan müsteşar bürokrat yöneticiden temsilciye, haber müdürüne ve muhabire bir denetim ilişkisi beraberinde geliyor. Ayrıca kurum çalışanlarından muhabire yönelik bir denetim ilişkisi geliyor. Temsilciden doğrudan muhabire bir denetim ilişkisi var olabilir. Temsilciden haber müdürü aracıyla muhabire bir denetim ilişkisi var olabilir. Ama burada haber müdüründen bu her zaman doğrudan yansımayabilir, geri dönebilir. Dolayısıyla bu şemaya baktığımızda muhabirin üzerine yıkılmış, üzerine çöken bir denetim mekanizması içinde haber kaynağı ile muhabirin haber yapmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela ilginç bir örnek katılımcılardan. İlgili muhabir bize böyle bir bilgi gelmedi, ben görmedim dedi. Bu grupta yazışma sırasında oldu. Karşıdaki görevli de şöyle dedi. Saatleri örnek olarak söylüyorum. Biz saat 17.48'de mesaj atmışız, siz 17.51'de okumuşsunuz. Devamlı böyle şöyle, tırnak içinde gereğini yapmamışsınız gibi bir açıklamayla. Aslında bu bir de metin esastır. Bu WhatsApp'ta yaygın bir pratik muhabirler üzerinde bir bilinmez olarak karşısında metin esastır problemi. Bir muhabir şunu diyor, biz hitap ederken bazen metinden sapıyor. Bazen bize diyorlar ki neden konuşmayı haberleştirmedik, bazen de diyorlar ki neden metni haberleştirmedik. Aslında biraz burada denetim ilişkisi kuruyorlar gibi geliyor diyor. Sonlara geliyorum. Peki kaynakla gazeteci arasındaki mesafe nasıl oluyor? İlk yıllarda kaynak ve gazeteci doğrudan bir ilişki kurarken daha sonraki yıllarda bir basın birimi aracılığıyla gazeteci ve kaynak arasında ilişki kuruyor. Daha sonra kaynak, basın birimi, WhatsApp sıradan bir mailden farklı olarak denetim mekanizmalarının da gazeteciliğine mesafelenme imkanının da kaynağı sunması bakımından önemli. Gazeteci mesajı açılıyor. Özellikle biraz önce değil mi? Gruptan atılan muhabirler var. Biz gruptan atıldığımızda geri alınmıyoruz diyor. Biz ancak başka gazeteciler aracılığıyla bu haberlere erişebiliyoruz. Günümüzde artık kaynak, basın birimi, WhatsApp, aracı gazeteci ve gazeteci ilişkisine dönüşüyor. Bu mesafelenmedeki artış. Burada benzer örnekleri veriyorum. Burada WhatsApp'la ilgili şöyle şeyler var. Ben kaynağı arıyorum. Biz zaten açıklama yaptık WhatsApp'tan diyor. Ondan başka bilgi vermeyeceğiz diyor. Ya da daha fazla ayrıntı var mı WhatsApp'ta yazdığımız kadar. Peki WhatsApp'taki iletişim biçimi nasıl dönüşüyor? Muhabir ilk başta daha önceki yıllarda kaynakla doğrudan konuşmayı dinlediğiken artık çalışıyorum, kaynak uygun olursa onunla konuşabiliyorum gibi bir pratik var ki buralarda pek çok örnek katılımcı şunu dedi. Görünmeyen mesajlar, geri dönülmeyen mesajlar var, ulaşamıyoruz. Bu aslında WhatsApp kardeşim, kaç tane grupta varım ben? Bana bir günde binlerce mesaj geliyor, bir bahane olarak kullanıldığını söylüyor. Sonuç olarak söylemek gerekirse özellikle bu kamu kurumlarının WhatsApp kullanımı gazetecilere yardımcı olmak söylenirken aslında gazetecileri yönlendirmenin söylemenin başka türlü bir ifadesi. Aynı masada olma gerekleri, çıkarları ortaklaştırma gereklerinin farklı bir ifadesi. Haberlere yüksek bilgi denen şey kurum için önemli bilgiye tekabül ediyor. İki tarafın yararına da dayanımlı olarak denen şey aslında geniş yarar yelpazesinin, ki bu gazeteci için kamuoyu yararıdır, dar olan lehine ödün vermesi, ki bu kurumun yararıdır diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani sonunda da kamu yararı yerine kurum yararı gibi bir şey olabilirdi. Evet. Evet. Yani kurum yararı, kamu yararı gibi bir şey. Evet, teşekkür ederiz Gazi'ye. Güzel bir tane aslında son yıllarda ortaya çıkan bir özellik gibi WhatsApp haberciliği ve WhatsApp'tan işte haber geçme. Tabii ben çok şeyi merak ettim. Bu WhatsApp gruplarını nasıl araştırdım? Yani o gruplarında gazeteler mi paylaştırdım? Evet, muhabbelerde de olur. Muhabbelerde de olur. Teşekkür ederiz. Sorularda olacak konusunda. Araştırma görevlisi Hakan Soner Şener, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinden galiba değil mi? Hacettepe İletişim. Evet hocam, Hacettepe İletişim. Evet, oradan gelen tek araştırmacısın. Öyle olmuş. Hepsini saydım tek tek. Belki devam edelim. İnşallah. Televizyon haberlerinde WhatsApp ihbar hattı kullanımının gazeteciliğe etkisi. Yani aşağıda duyuyla başlayan sunum. Bu da evet. Tabii ki son yıllarda çokça gördüğümüz, özellikle televizyon haberlerinde WhatsApp ihbaratlarından gelen haberleri nasıl haberleştirdiğini bir içinde görüyoruz. Bununla ilgili olarak da bize Hakan Soner Şener arkadaşımız bir sunum olurlar. Evet, sana da bir 15 dakika veriyoruz. Teşekkür ederim öncelikle geldiğiniz için arkadaşlar. Sunumda ben televizyon haberlerinde WhatsApp ihbar hatlarının kullanımının aslında gazeteci etkisini tartışmaya çalışıyorum bir anda. Bu noktada ilk sormam gereken soru bu bir dijitalleşme ise dijitalleşen şeyin ne olduğu üzerine. Çünkü dijitalleşme tartışmasını açtığımızda dijitalleşen şeyin ne sorusu, yeni medyada yeni olan şeyin ne sorusu kadar önemli aslında. Bu dijitalleşmeden anladığımız şey teknik bir sayısallaşmadan ibaretse, bu transistör içeren herhangi bir medya aracılığıyla yapılan şeyin dijitalleşti anlamına gelir. Bu anlamda televizyonlarda dijital olur. Dolayısıyla televizyon haberinin kendisi zaten dijitalleşmiştir bu anlamda. Ancak burada dijitalleşmeden anladığımız şey WhatsApp ihbarlarının kullanımıysa gazetecilik için, o zaman gazetecilik tartışması içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat burada bahsettiğimiz haber üretim süreçlerinin dijitalleşmesinde TV haber bürolarında uzun süredir olan şey veriyoruz. Yani oradaki ekipmanların kendileri de bizzat yani haber üretim sürecinde işte bilgisayarlar olsun, dijital fotoğraf makineleri olsun, adından da geçtiğimiz zaten dijitaller. Peki burada neyi tartışmamız gerekiyor bu durumda bizim? Haber üretim süreçlerinin dijitalleşmesi tartışması için bu ihbar hatlarının haber üretim süreçlerine dikey bir şekilde giriyor olması, bir kesişim noktası olması, böyle müdahaleyle gazetecilik pratiklerine etkisini tartışıyor olmamız gerekiyor bizim. Peki geleneksel medyanın haber akış süreci normalde nasıl? Bizim basılı gazete, yani ister televizyon olsun, bu ister basılı olsun, biraz daha geçmişe döndüğümüzde geleneksel medya olarak da adlandırdığımız medyanın haber akış süreçlerinde önemli olan şey bir haber bürosudur. Bu haber büroları aslında gündem oluşturmada en önemli faaliyetlerin yapıldığı yerdir. Gündem toplantıları gazetecilerin kamusal tartışmayı oluşturmasında fikri ve reel olarak aslında en önem arz eden yerlerdir. Editörler de tam bu noktada haber müdürleriyle birlikte ilgili alan muhabirlerinin haber önerilerini değerlendirerek aslında bir haber akışı oluştururlar. Bu basılı gazete için de böyledir, televizyon için de böyledir. Haber önerilerinin bir girdisi de elbette bu anlamda günümüzde aslında günümüzde okur mektupları olarak geçmişten bildiğimiz okur mektupları oluyor. Bu okur mektuplarının dijitalleşmiş halleri olarak WhatsApp ihbaratlarını görmek aslında hatalı olacaktır. Bu çalışma kapsamında sunmaya çalıştığım konu da tam olarak WhatsApp ihbaratlarının nitelik olarak okur mektuplarından neden farklı olduğu ve neden bunların dijitalleşmiş halleri olarak göremeyeceğimizi biraz tartışmaya açmak. WhatsApp ihbaratlarının ortaya çıkışına baktığımızda aslında erken 2010'lu yılları görebiliyoruz. İnternette basılı tarama yapıldığında 2012-2013'lü yıllara doğru aslında televizyon kanallarının ihbaratlarının dolaşıma sokulduğunu görebiliyoruz. Ancak belirli bir yoğunlaşma ile 2017-2018 yılları civarında görüyoruz. Bu yıllar itibariyle aslında her televizyon kanalının kendisine ait bir WhatsApp ihbar hattı var ve bunlar sürekli bültenlerinde yer alıyor. Ayrıca da bu numaraları da kısa bir internet aramasıyla derleyen, yani tüm kanalların ihbar hatlarını tek bir yerde derleyen sitelere de ulaşabiliyoruz. Geldiğimiz noktada dolayısıyla biz bir televizyonda haber bülteni izlerken bültenin başlangıcında, haber sunumu sırasında ve bültenin sonunda bu ihbar hatları bizlere haber gönderebilirsiniz denilerek anons ediliyor. Ben bugün ne yaptım? Yöntem olarak şöyle bir şey izledim. TİAK'ın izleyici araştırmalarının 2003 verilerine göre 5 tane kanal seçtim. Bu 5 kanalı nasıl seçtim? 19-24 aralığında reytingi en yüksek olan ulusal kanallardan haber bülteni olanlar, mesela TV8'in haber bülteni yok. Örneğin. Haber bülteni olanlardan ve bu haber bülteni olanlardan da WhatsApp ihbar hattı bulunan bültenleri seçtim. Bunlar da ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve Fox. Yani şu anda Now TV olarak geçen kanal. Örneklem olarak da 1-30 Mart 2024 tarihlerini aldım. 31 Mart'ı almadım çünkü yerel seçimler vardı. Haber bültenlerinde günlük olarak toplanan, yer alan haber sayısı, özel haber sayısı, WhatsApp ihbar hattı anonsuyla kullanılan haber sayısı, belirtilmeyen ancak ihbar hattı olduğu kestirilebilen haberlerin sayısını topladım. Ayrıca ihbar hattı olan haberlerin veya ihbar hattı olduğu kestirilen haberlerin de konularını derledim. İhbar hattı olduğu kestirilen haberler için izlenilen yöntemde şöyle bir şey yaptım. Şimdi biraz sonra zaten göreceğiz. Her ihbar hattından gelen haberi aslında ihbar hattı olduğu anonsuyla vermiyorlar. Burada ben bunların aslında ihbar hattından geldiğini anlayabilmek için birkaç yöntem istedim. Bunlardan bir tanesi ajans görselinin, haber içerisinde herhangi bir ajans görselinin bulunmaması. Bir diğeri tekil, anonim bir kişiyle görüşmenin yapılması, yani işte X kişimize ulaştı ve bir şey denilmesi ve bu haber içerisinde amatör bir kamera veya ekran görüntüsünün kullanılması, bildirilmesi kendilerine ulaşıyor. Şimdi biraz sonra verilere geçmeden önce şunları bilmek önemli. Bu televizyon haberlerinin akış, yani hangi saat verilerinde neler yaptığını bilmek biraz önemli. Kanal D'den başlayacak olursak Kanal D yaklaşık 18.40 gibi bültenlerine başlıyor ama haber önü diyebileceğimiz, aslında haber programının bütününe dair olan bir kısım var. Bu 20 dakikalık bölümde işte dünyadan komik ilginç görüntüler, ajans haberlerinin hızlı bir kolajı, ardından 19'da bülten başlıyor. Bülten 19.30'da reklama giriyor, 19.30'dan sonra bülten sonra 19.45'te tekrardan böyle dünyadan haberlerin akışı, birkaç insan ilgisi haberi gibi şeyler veriyor ve bülten sonlanıyor. Star TV'de diğerlerinden farklı olarak 18-15'te bülten. Aslında bülten başlıyor, 45 dakika boyunca sürüyor, bir arası olmuyor. Sadece bültenin başında 5 dakikalık bir haber önü dediğimiz yer. ATV doğrudan 19'da başlıyor. İlk yarım saat boyunca aslında siyaset haberleri gibi ağırlıklı haberler veriliyor da o gün gündemin önemli haberleri veriliyor. Ancak ilk yarım saatin 20 dakika 30 dakikanın ardından haberden ziyade içerikler yer almaya başlıyor. Bu içeriklerden kastım gerçekten içerikler, yani Müge Anlı programından bir kesit ya da Milyoner programındaki son yarışmacının başarısı hikayesi gibi şeyler, tam da insan hikayesi gibi şeyler yer alıyor. Bu içeriklerle birlikte yeni benzer insan ilgisi haberler ve bu kimi zaman işte WhatsApp ihbar hattına gelen haberler de buralarda yer alıyor. Show TV'de 18.45'te başlıyor, 15'te yakalık yine ajans haberlerinin kolajı, ihbar hatlarından bazen özel haber diye verilen şeyler oluyor. 19'da bülten başlıyor, 19.30'da ara veriyor, tıpkı Kanal D gibi. 19.45'te dönüp işte dünyadan kaza kolajı, dünyadan işte ilginç görüntüler gibi şeylerle birlikte insan ilgisi haberleri yine veriliyor ve sonlanıyor. Fox'a geldiğimizde 19'da başlıyor. En aslında straightforward olan burası Now TV. 19'da başlıyor. Haber sayısı az ama haberlerin uzunluğu fazla, en önemli sunum süresi daha fazla. Sadece program, yani bültenin en sonunda reklamlardan döndükten sonra 1 dakika diye bir bölümleri var. Şimdi ben bu 30 günlük değerlendirmeden sonra sırasıyla şöyle bir veriye ulaştım. Show TV'nin bir ay içerisinde 443 haberi oldu bültenlerinde. Bunlardan 56 tanesi muhtemelen benim az önce kestirilebilen dediğim ihbar hattından yapılan haberler. Show TV'nin bütün bir aylık sürecine baktığımızda bir bülten başına ortalama 14.7 haberi düşüyor. Bülten başına tahmini kestirilebilen ihbar hattının haberlerin ortalaması ise 1.86. İki en yüksek olan da Show TV bu anlamda. Kanal D'ye geldiğimizde, Kanal D'de bültendeki haber sayısında niteliksel bir artış var. 685 haber var bir ay içerisinde. Burada da yaklaşık 8 tane haber muhtemel ihbar hattından gelendi. 8 değil bu arada, 28. Bülten başına haber ortalaması da ihbar hattından haber ortalaması da 1.7. Star TV'de 508 haber var. Bunlardan 8 tanesi muhtemelen ihbar hattına gelen haberlerden. Bülten başına 18.1 haber düşerken bülten başına ihbar hattından haber kullanımı 0.2. ATV'ye geldiğimizde ATV'de 331 haber var bir ayda. Burada yalnız şunu söylemem gerekiyor, Mart ayını değerlendirdiğimde, Mart ayının 10'u gibi Ramazan ayı başladığı için ATV yaklaşık 6-7 haber sunduktan sonra programlarını kesip iftar programına geçiyor. Dolayısıyla haber sayısında çok ciddi bir azalış var. Bunun nedeni o, daha fazla olması gerekiyor normalde ama bu aya özgü bir şey. Sadece bir iletişmek için öyle bir ay seçtiğim için böyle denk geldi. Bu 331'inde 20'si ihbar hattından, muhtemelen ihbar hattından gelen haberler, 11'e de 0.6 gibi bir ortalaması var. NAM TV 375 haber, 8 tane muhtemel ihbar hattı kullanımı, 12.9 bülten başına haber ortalaması, 0.27'de muhtemel ihbar hattı haberleri. Peki ihbar hatlarının bültendeki yerleri neler? Az önce size bahsettiğim haber önü var, reklam öncesi var ve reklam sonrası var. Show TV ve Kanal D ve Star TV'de bültenlere ayrılan süreye dahil olan az önce size bahsettiğim bir haber önü bölümü var. Bu kısımlarda işte Türkiye'den, dünyadan aslında doğrudan belki de haber olmayacak içerikler yer alıyor. Burada genellikle WhatsApp ihbar hattına gelen şeylerin komik içeriklerinin özellikle kullanımın daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Show TV ve Kanal D'de siyaset, gündem ve ajans haberlerine ayrılan yaklaşık 10-15 dakikalık bir bölüm takiben reklamdan hemen öncesinde muhtemelen ihbar hattından tespit ettiğim haberler yer almaya başlıyor. Bu haberle eğer muhabir takip edilmesi için gönderilirse, yani böyle bir görsel veya bir bilgi geliyor, muhabir eğer o alana gidiyorsa veya gittiği yerde bir anons gerçekleştiriyorsa bunu özel haber olarak sunuyorlar. Biraz sonra göreceğiz. Özel haber dediğimiz için aslında çok daha farklı bir şey olması gerekiyor. Sadece o kurum bağışlığı, eriştiği bilgilerken aslında WhatsApp ihbar hattına gelen şeyi özel haber olarak sunuyorlar. ATV ve NAV TV'de haber bölümü bulunmuyor. NAV TV'yi az önce açıkladım. ATV'de ise yine az önce belirttiğim gibi ilk 20 dakikadan sonra bu tarz içerikleri biz görmeye başlıyoruz. Tartışma kısmına geldiğinde şimdi şunu kabul etmemiz gerekiyor. Şüphesiz bütün tartışmanın önceliğinin medyadaki aslında sahiplik ilişkileri olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu da siyasi iktidarı medyayla, medyanın da siyasi iktidarla kurduğu ilişkiyle şekilleniyor. Sektör dinamiklerini değerlendirmeden bir yargıda bulunmak elbette hatalı olacaktır. Ancak bu çalışma kapsamında bu tartışmaya girmek hem zaman olarak hem uzamsal olarak pek mümkün değil. Dolayısıyla çok kısıtlı bir şekilde oluyor. Bütün kanalların benzer saatlerde uzunluklarda haberler yapıyor olması benim hepsini canlı takip etmemi imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla da şöyle bir yöntem izledim. Bu kanalların YouTube kanalı, bu haber bültenlerinin YouTube kanalları var veya kendi sitelerinde bültenleri var. Oralardan videoları indirerek aslında analiz ettim. Ancak size az önce bahsettiğim haber önü dediğim kısımlar bu bültenlerin televizyonun akışındaki haber kısmına dair olsa da videolara dair değil. Dolayısıyla onlara erişim mümkün değil oralardan, yani sondan takibin yapılması daha zor. Bir diğer kısımlıkta az önce bahsettiğim gibi bu haberlerin hepsinden aslında WhatsApp ihbar hattına gelen diye anons edilmiyor oluşu. Bunları tespit etmek gerekiyor. Bu da bir ayrı kısıtlılığıydı. Ne gibi haberlerden bahsediyoruz? Bu aslında doğrudan ihbar hattına gelen, WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir haber diye anons edilen bir haber bu. Yaşlı bir amca karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Kütahya'da yoldaki korkuda takılıyor. Sadece bir vatandaş görseli, hiçbir şey yok ama özel haber olarak yürüyor. Ama hiçbir muhabir bu haberle ilgili o bölgeye gönderilmediği veya işte bir anons çekmediği için bu haber WhatsApp ihbar hattı olarak geçiyor. Ama buraya bir muhabire anons çektirselerdi bunu normalde biraz sonra da örneklerinde göreceğiniz gibi ihbar hattı olarak anons etmiyor. Şimdi tartışmamıza geri dönersek, neden okul mektuplarıyla WhatsApp ihbar hatlarını bir arada değerlendiremeyiz, bir ve aynı şey olduklarını veya dijitalleşmiş halleri olduklarını söyleyemeyiz? WhatsApp ihbar hatlarının farkını şöyle söyleyebiliriz. Geleneksel medyada haberin bir bileşeni olarak okul mektupları aslında ihbar, bir bilgi nüvesi gazeteciye verirken haberin doğrudan kendisinin iletmesi yerine istihbarat olarak değerlendirilmesini sağlıyordu. Böylesine bir süreçte istihbarata ulaşan gazetecinin kamu yararını süzmesi, bu kamu yararı nezdinde de bir etik ödev olarak bunu habere çevirmesini omzuna yüklüyor bu görevi. Böylesine bir ödevi olan gazeteciye böyle bir bilgiyi vermek de aslında okurun bir ödevi, etik ödevi olarak onun omzuna yüklüyor. Okur mektupları sahip oldukları istihbarat değeriyle araştırmayı önceliyorlar. Dolayısıyla ihbar hatlarının izleyicisi olarak gönderdiği bir enformasyon dağınık, tekil olduğu için kolay haberleştirilebilir içeriklerden oluşuyor. Tam da az önceki veya şu an ekranda gördüğünüz haber gibi. Böylesi bir durumda da eğer muhabir bu haberi takip etmiyorsa bültende yer bulabilmesi için ya WhatsApp ihbar hattı olarak geçiyor ya da bir anons olarak özel haber olarak görüyorlar bunu. Dolayısıyla böyle bir dönüşümde yaşanılan şey dijitalleşme değil, kaybedilen şey okuyucu ve gazetecinin kamusal sorumluluğu oluyor. Tabii hocam. Kamusal sorumluluğun ortadan kalkmasıyla birlikte aslında bu ilişkinin dönüşümünü görüyoruz. Gazetecinin ve okuyucunun kimliğini tanıyan karşılıklı konumlarından, bu konumun gereği olarak kaynak olma yetisinden de mahrum bırakıldığını görüyoruz. Böylece de okuyucu dediğimiz ya da işte izleyici dediğimiz şey bir haber kameramanına evriliyor. Geleneksel okur mektuplarında istihbaratı okuyucunun ölçebilmesi mümkün değil, bu ölçülebilir bir şey değil. Ancak bugün WhatsApp ihbar hattı temel girdi olarak yayınlandı veya yayınlanmadı bilgisi üzerinden hareket ediyor. Dolayısıyla neyin bültende yayınlandığı, WhatsApp ihbar hattına gönderilmesi için neyin yayınlanabilir olduğu hakkında bir ön seziyi oluşturuyor. Haber izleyicisi kaynak olma yetisini yitiriyor ve bir güvenlik kamerasına dönüşüyor. Sermaye ilişkisinden zaten biraz bahsettim. Ancak şöyle bir şeye tekrardan değinmemiz gerekir. Sermayenin gazetecilik alanındaki kalem olarak gördüğü, giderler olarak gördüğü işte muhabir sayısı, ekipman sayısı gibi ya da bunların mobilizasyonu gibi şeyleri azaltması buradaki haber niteliğini ve niceliğini azaltıyor. Bu azaltmayı da mecburen WhatsApp ihbar hatlarından gelen haberlerle dolduruyorlar. Bu bir döngü haline alıyor, kartezyen olarak birbirine giriyor ve dönüşüyor. Muhabirsizleşme ile birlikte habersizleşme ile birlikte de ihbar hatlarının artmasını görüyoruz. Böylece haber bültenlerinin süresi azalıyor, içerikler artıyor. Akımlaşmadan bahsedebilirim, bunu hızlıca geçin, sürem az olduğu için. Okur mektupları dijitalleşmiştir diyemeyiz. Haber bültenine iliştirilen bu içerikler önce programda canlı izlenirliği, ardından internete yüklendikten sonra izlenirliği, bunu takiben de sosyal medyada paylaşılabilirliği üzerinden değer kazanıyor. Kamusal tartışmayı öncelemeyen ama trend topik olmayı önceleyen bir içerik üretimi biçimi bu. İzleyici haberleşmiyor, akımlaşıyor. Haberin bir parçası değil, akımın bir dalgası oluyor. Hemen bitiriyorum hocam. Gazeteci kaynak ilişkisinin uğradığı bu tahribatta bu ölçüde de kaynak ve kaynakla ilişkilerin kaybına, istihbarat mefhumunun yok olmasına, muhabirsizleşmenin artmasına, haber ve haber değerinin ortadan kalkmasına bu tartışmayı da yapmamıza zorunlu kılıyor. Haberlerde kullanılan ihbar hattı sayısından çok daha fazla ajans haberi var bu arada ve bu ajans haberleri az önce benim bahsettiğim muhtemel ihbar hatlarından besleniyorlar. Ama ajans olduğu için o şekilde değerlendirmiyor. Bunlara ayrıca bakılabilecek bir çalışmada yapılabilir ajanslardaki WhatsApp ihbar hatlarının kullanımına diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii gelen ifadeden haber yapmak yerine olay yerine gidip kendileri yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bazen yanlış videolar da geliyor şeylere, medya kurslarına. Geçmişte çok yaşandığı için artık biraz bunu güvenceye almak için muhabir gönderiyorlar olay yerine. Gerçekten böyle bir şey var mı diye. O yüzden onları tespit edilemiyor olabilir. Mesela onlar da aslında ihbaratlarından gelen duyularla oluşmuş haberlerdir ama evet, biraz kesilebilir zor. Ben olabildiğince kesilebilir olanları derlemeye çalıştım. Tamam, teşekkür ederiz. Gökhan Hoca, yıllardır bizim kampanyasında katılan bir akademisyen. Gazetecilikle ilgili de aslında çok değer verdiğim bir akademisyen arkadaşımız. Sağ olun. Geçen yılda beraberdik, bu yılda beraberiz. Şimdi bu yılda bize dijitalleşen gazeteci kaynak ilişkisi üzerine DM lütfen diye, özellikle sosyal medyada DM'lerden bakalım nasıl bir iletişim kuruyoruz. Buyur hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka hocam, yani sizlere çok teşekkür ederiz. Bu alanın en önemli sempozyumunu düzenleyen bütün emekçiler nezdinde. Süleyman hocamız kendisi de şöyle diyor, geçen sene de birlikteydik. Bu sene de sağ olsun Cumhurbaşkanlığımızı yürütüyor. Çok sağ olun hocam. Katılımcı dinleyici arkadaşlarımıza, hocalarımıza da çok teşekkür ederim. Aslında biz şöyle düşünmüştük, Cem Gazi, Hakan ve ben bu dijitalleşmenin gazeteciliğe nasıl bir etkisi olabilir ve bunu hangi parlama anlarında, hangi parlama noktalarında görebiliriz ve nasıl çözümleyebiliriz diye birlikte düşündük. Arkadaşlarım farklı alanlara baktı. Ben de sosyal medya kullanımının aslında gazeteciliğe etkisine bakarken orada çok ilginç bir pratik var. Hepimizin farklı amaçlarla kullandığını tahmin ettiğim DM lütfen mesajlaşmasının gazeteciler tarafından haber yapmak üzere kullanıldığını belki siz de görmüşsünüzdür. Bunun ne anlama geldiğini bir analitik çözümlemeyle beraber düşünelim diye aslında böyle bir sunum. Şuradan ilerliyorum sana. Evet. Temel meselemiz sosyal medyanın gazeteciliğe ve gazeteci karakterine hem iş yapma biçimlerine hem meslek almasına etkisi. Burada da bizim şu anda benim örneklemim bu DM pratiği. Sosyal medyada gazeteci kaynak ilişkisinin nasıl kurulduğuna bakarsak üç türlü biçimi var bunun. Paylaşımdan haber yapmak ki bu çok özellikle sosyal medyanın yeni çıktığı dönemlerde çok fazla kullanılıyordu. Hatta o zaman geleneksel kurumlarda çalışan gazeteciler haber müdürleri tarafından, yöneticileri tarafından bu sosyal medyada çok fazla dolaşıma giren bilgilerin haberleştirilmesi talebini karşılayamadıklarını söylüyorlardı. Biz ama diğer kısımlarına bakacağız şimdi. Paylaşımlarla temasa geçmek, örneklerini biraz sonra en azından ekran görüntülerini göreceğiz ve gazetecinin çağrısıyla kaynağa erişmek. Mesela paylaşımlarla temasa geçmek. Bir paylaşım var adalar savunmasından, bir park yapımı için doğa katliamı olduğunu duyuran bir paylaşım. Bir gazeteci kendisini tanıtarak benimle iletişime geçebilir misiniz? DM'niz kapalı diyor. DM açık olsaydı kendisi DM'den iletişime geçecekti. Başka bir örnek, bu aynı konu, pardon farklı bir konuyla ilgili aynı gazetecinin şeyi, teması. Evet, İsmail Arı burada biraz sonra daha ünlü ve daha sık kullanan bir örneği de göreceğiz hocam. O temasın sonucu, o biraz önce gördüğümüz temasın sonucu böyle bir şey. Önce tweet atıyor İsmail Arı arkadaşımız diyeyim. Bu örnekte kendisiyle herhangi bir problemimiz de yok, herhangi bir yakınlığımız da yok. Onu söyleyeyim. Örnek olduğu için söylüyorum. Önce tweet atmaya başlıyor. Bir iki gün boyunca konuyla ilgili tweetler atıyor. Bakın bir kurumda çalışan bir gazeteciden söz ediyoruz. Kurumuna haber yapmadan evvel kendi kişisel paylaşım sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya çalışıyor. Soldaki görsel kendisine gelen bir mesaj. Onunla ilgili de biraz sonra ayrıntısıyla başka bir şey söyleyeceğim. Sonra haber yapıyor. Bu şu demek. Sadece DM pratiğiyle ilgili değil. Gazetecilerin sosyal medya kullanımı onları önce kurumlarına değil, takipçilerine, önce kurumlarına haber değil, takipçilerine etkileşim için duyuru yapmaya götürüyor. Bu sosyal medya pratiği, sosyal medya kullanıcısı olmak. Çünkü bir mecra olarak, bir iletişim mecrası, bir yayın mecrası belki de öyle söyleyebiliriz, olarak kullanıldığında sosyal medya platformu ister istemez önem sırasında öne geçiyor gazeteci için. Kendi kurumuna haber yapanın hemen sosyal medya mecrasında kendi takipçilerine bilgi geçiyor. Ben onlara haber demek konusunda biraz şüpheliyim, o yüzden bilgi diyorum. Teyit edilmemiş bilgilerin paylaşımı. Bilirsiniz, biliriz, gazetecilikte teyit en önemli şeydir. Eğer bilgi teyit edilmediyse habere dönüştürülmez. Bütün haber toplama süreci de bir teyit sürecidir aynı zamanda. Bir teyide muhtaç bir bilgiye ulaşıldıysa eğer, bütün gazetecilik süreci bir teyit sürecidir. Fakat DM'den gelen mesajlar kendisine, gazeteciye, DM'den gelen mesajlar, öyle ya gazetecilere, istihbaratlar, bilgiler arkadaşlarından çeşitli veçeleriyle anlattılar. Gazeteciye istihbaratlar gelir, bilgiler gelir, herhangi bir olayın duyurulmasıyla ilgili talepler gelir, tabii ki gelebilir. Gazeteci de bunların peşine düşer, bunları yayınlamaz, o istihbaratları yayınlamaz gazeteci, o bilgileri yayınlamaz, bunların peşine düşer. Fakat sosyal medya pratiğinde kendisine gelen mesajlar doğrudan yayınlanmış. Ben hiç zannetmiyorum ki, benim de bunu teyit etme şansım yok ama şöyle söyleyeyim, hiç zannetmiyorum ki gelen şu mesaj, İsmail Ali'ye gelen, ben Çekmeköy kışlasında diye başlayan mesaj teyit edilmiş olsun. Ben de atabilirdim o mesajı. Ya da başka, gazeteciyi manipüle etmek için atılmış bir mesaj olabilir. Teyit edildiğini de zannetmiyorum ama gazetecilerin sosyal medya kullanımı neredeyse bir fetiş haline geldiği için, kendi hesapları kendi fetişleri haline, dolayısıyla da kendileri kendilerinin fetişi haline geldiği için sosyal medyayı çok kullanan gazetecilerde böyle gazeteciliğin temel prensiplerinin üzerinden kolayca atlamayı da getirecek bir sakıncayı da doğuruyor. Sonra haber yapıyor İsmail Arı. Bunlar da haberler gitmiş bu arada. Kendisine gelen ya da sosyal medya platformundan çektiği görüntüler dışında kendisi de gitmiş, görüntülemiş orayı, bu kadarını yapmış. Bakın, paylaşıma temas, gazetecinin paylaşıma gidip bir konuyla ilgili sizinle görüşmek istiyorum, DM'ye ulaşabilirseniz sevinirim diye bir örnek. Bu arkadaşımız şu anda gazetecilik yapmıyor, bu paylaşımı yaptığı zaman gazeteciydi, bir kurumda çalışıyordu. O kurumda da kendisinin başka bir yerde yayınlandığı herhangi başka bir habere de bu konuyla ilgili ulaşamadık. Başka bir örnek, yine bir arkadaş DM istemiş, ilgili bir habere, kendisinin isminin geçtiği ilgili bir habere ulaşamadım. Evet, DM pratiğinin en parlak örneklerinden biri. Hem bu paylaşım hem de bu paylaşımın sahibi kişi en parlak örneğidir DM pratiğinin. Böyle bir tweet atmış, hayırlı pazarlar, jinekolojik şiddete maruz kalmış canlar, bana bir hello der misiniz DM'den diye. Sonra bu paylaşım silindi. Konuyla ilgili bir haber yapılmış mı diye baktık. YouTube'da X90 diye bir platformda, bir hesapta bir haber var, 14 dakikalık, 14 küsur dakikalık bir belgesel haber mi dedi bilemiyorum. bir şey var, yayın var. Doçenerlerin kurduğu kanal değil mi? İşte olsa ne olabilir? Vallahi olabilir hocam. Orada jinekologlar var, psikologlar var, psikiyatristler var, görüş alınan. 2 tane de kadın var. Kürtaj yasağıyla ilgili bir yayın bu. 2 tane de kadın var. Muhtemelen bu DNA pratiğinden bulunmuş kaynaklardır diye düşünüyorum ama nereden ulaşıldığı, yani o 2 kadına nereden ulaşıldığı bilgisi yok. Dolayısıyla DNA'den mi ulaştı ya da başka bir kaynaktan mı ulaştı bilmiyorum. Yine dediğim gibi çok kullanan parlak örnekleri olan birisi bu. Paylaşımda da gördüğünüz gibi. Sığınma evleriyle ilgili bir konuda DM istemiş yine. Ve fakat ilgili bir habere buradaki muhabirin isminin geçtiği buradaki konuyla ilgili herhangi bir habere herhangi bir yerde rastlamadım. Ayrıntılı bir internet taraması içinde. Yine bir örnek var. Üniversite öğrencisi uzaktan eğitim nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Kolay mı? Verin arıyor musunuz? Bir şey var. Bunu bilerek böyle okuyorum. Biraz sonra söyleyeceğim çünkü gazeteciliğe etkisini. Bu isimle, yani Büşra Cebeci ismiyle uzaktan eğitimle herhangi bir haber yok internette. Böyle bir örneğimiz var. Bir haber üzerine o haberi yorumlatacağı ya da genişleteceği bir başka haber yapmak isteyen birisi DM istemiş yine. 14 Ağustos 2020'de bir podcast yapmış ama sonra yayından kaldırılmış. Çok kısa süre sonra yayından kaldırılmış. Neden kaldırıldığını bilmiyoruz. Haberle ilgili bir sorun nedeniyle bilmiyoruz. Yayından kaldırılmış ve şu anda ulaşılabilir değil. Bir örnek daha. Yine haberine ulaşamadığımız bir örnek. İsmi geçen gazeteciyle herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir haber yok. Ve bunların örneği çok bu arada. Bir örnek daha. Yine üniversite öğrencisi arkadaşlarla konuşmak isteyen bir gazeteci 31 Mart'ta tweet atıp DM istemiş. Kaynak istiyor yani. Kaynak edinmek istiyor. Haber T24'te 6 ay sonra bir haber var. İsmi geçen muhabirin konuyla ilgili yaptığı bir haber. 6 ay sonra başka daha yakın tarihli bir habere ulaşamadım. Orada bir öğrenci konuşuyor. Çok fazla başka kaynak görüşü var. Bir öğrenciden küçük konuşmuyor. Görüntülü haber değil, yazılı haber. Küçük bir şey var, demeç var bir öğrenciden. Ama 6 ay önceki bu DM talebinden gelen bir şey mi onu bilmiyoruz. Sadece Ceren Bala Teke'nin bu konuyla ilgili yaptığı bir habere ulaşabildik. O da 6 ay sonra. Orada da yani habere dönüştürülmüş örneklerde de kaynaklara nereden ulaşıldığı bilgisi yok bu arada. Ali Can'ın da bir gene DM istemiş. Bu kamuda işe alımlarla ilgili kendisinin isminin geçtiği konuyla ilgili herhangi bir habere ulaşabilmiş değiliz. Özel bir yayın yapılacakmış. Nerede? Bir internet platformunda DM istenmiş ama konuyla ilgili o platformda muhabirin isminin geçtiği herhangi bir yayın yok. Şimdi dolayısıyla en başa dönersek şöyle bir hatırlamak için 2 tane şey vardı, baktığımız paylaşımlarla temasa geçmek ya da gazetecinin çağrısıyla kaynağa erişmeye çalışmak. Çıkarımlarımız şunlar. 1. Geleneksel gazetecilik kurumlarında çalışan muhabirlerin bu yola başvurduğu herhangi bir örneğe ben rastlamadım. İnternet mecralarında, internet doğumlu mecralarda ya da kendi kişisel mecralarında yayın yapan, çalışan veya yayın yapan muhabirler, gazeteciler bu yola başvuruyor. Benim örneklerimde %100 oranında. Twitter mecrasının bu amorf dili, sanıyorum burada en azından çoğunluk Twitter kullanıcısıdır, X kullanıcısıdır. Orada bir amorf dil var. Herkes kendi pratiğinden bunu sınayabilir. Çok ciddi, tırnak içerisinde, çok ciddi mesajlarda, mesaj kaygısı içeren paylaşımlarda da bulunursunuz. Çok eğlenceli paylaşımlarda da bulunursunuz. Polemiklere de girersiniz, doğum günü de kutlarsınız ve orada bir amorf dil oluşur. Hem kendi kullanıcı hesabınızın içerisinde hem de platformun genelinin içerisinde, bulutunda yani bir amorf dil oluşur. Dolayısıyla bu iletişim diline, gazetecinin iletişim diline sinen bir amorf dil. Yani gazetecinin de iletişim diline siniyor. Genel olarak bu platformun dili. Kişilerin kendi sosyal medya pratiğinin biçimleri siniyor. Biraz önce örneklerini gördük. Biraz sonra tekrar söyleyeceğim. Bu haber ya da haber için kurulan iletişim yüzlerce postun hem kişinin kendi postlarının hem de platformun karışıklığının içerisinde kayboluyor ve sıradanlaşıyor. Çok önemli bir haber olabilir. Habere dönüştürülmüş ve gerçekten kamuoyunu ilgilendiren ve yüksek düzeyde kamu yararı taşıyan bir haber olabilir ama sıradanlaşıyor. Hem kayboluyor hem de göze çarptığı zaman, yani okuduğumuz zaman da sıradanlaşıyor bu haberler. Ve habere dönüşümü çok az. 11 örneğin 4 tanesinde habere dönüşümü söz konusu. Bu 4 haberde kaynakların nereden edinildiği konusunda herhangi bir bilgi yok. Sonuç itibariyle bakın, bir üslup problemi var. Bu üslup problemi yalnızca bir iletişim ve nezaket problemi değildir gazeteci söz konusu olduğunda. Üslup problemi gazeteciliğin temeli olan temas ve mesafe problemidir. Yani derdimiz Türkçeyi doğru kullanalım, İstanbul Türkçesiyle konuşalım, kişileri değerleri ayrı yazalım gibi yalnızca biçime indirgenebilir ve biçime indirgendiğinde de küçümsenebilir bir mesele değildir. Gazeteci, kamu yararını önceleyen ve kamuyu temsil eden kimsedir. Dolayısıyla tırnak içerisinde söylüyorum, bu platformun amorf diline kapılamaz. Buna özel olarak özen göstermek zorundadır. Hafifletir. Neyi? Konuyu, kaynağı, gazeteciyi. Her üçünü de hafifletir bu üslup. Yani temas ve mesafe sorunu. Gazetecilikteki temas ve mesafe sorunu. Herhangi bir gazetecinin herhangi bir kaynağına yüz yüze hayırlı pazarlar canım, senden özel bilgi alabilir miyim, bana bir hello der misin dediği vaki değildir, olmadı, olamayacak. Ama Twitter'da mümkün hale geliyor. Neden? Çünkü kaynak da, gazeteci açısından kaynak da henüz belli bir kişi değil, büyük bir amorf kitle. Bu kitleye böyle amorf bir kitle olsa dahi bir gazeteci bu üslupla, yani temas ve mesafesini zaafa uğratacak şekilde iletişim kuramaz. Tabii ki herkesle her zaman yapmıyor ama genel eğilim ve platformun kendi özellikleri buna çok yatkın. Hocam bitiriyorum. Sanırım sürem de bitti. İş olabilir. Tamam. O zaman şöyle çıkarımlarla sonuçlandıralım. Teyit mekanizmasının nasıl çalıştığı, gazeteci tarafından nasıl çalıştırıldığını bilmiyoruz. DM'lerden gelen istihbaratların habere dönüştürüldüğü süreçte bilmiyoruz. Kaynakların nereden edinildiği haberlerde yok ki bu önemli bir bilgidir. Özel haber olarak görülüyor ve yapılıyor. Arkadaşlarım haberler, genel olarak gazetecilikteki kısırlardan da bahsettiler. kaynak gazeteci mesafesi tanımsızlaşıyor, kapanıyor diyemiyorum, açılıyor da diyemiyorum. Tanımsız bir hale geliyor. Baktığımızda bir şey görüyoruz ama tanımlayamıyoruz onu. Sosyal medyadan çekme ve sosyal medyaya sunma eğilimi çok daha belirgin hale geliyor. Kurumsuzlaşmadır bu. Bu habersizleşmedir ve gazetecisizliktir bu. Gazetecilerin kurumsuz ve politikasız paylaşımlarının arttığını görüyoruz. Yani bir yayın politikası anlamında söylüyorum. Yayın politikası. İşte DB'den gelen mesajını da ekran görüntüsüne alıp koyabiliyor. Haber, içerik, post birbirinin içine giriyor. Ve bu genel olarak gazetecilikte bir içerikleşmeye doğru gidiyor. Gazeteciyi de içerik üreticisi haline getiriyor. Kaynaksızlaşma, belirsizleşme, muğlaklaşma ve gazeteciliksizleşme her geçen gün artıyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Sonunda dediler ki işte şurada bir tane gazete büfesi var, oraya git, orada göreceksin gazeteleri. Gittim, gerçekten böyle balya balya gazeteler bekliyordu orada. Dedim ki bunlar nedir böyle, niye bunlar böyle işte dağıtılmıyor da şey yapılmıyor. Gazeteler sabah bırakıyorlar, akşam kendileri satın alıyorlar o gazeteleri oradan ki hani günlük satış şeyini tutturabilsinler diye. Tabii gazeteler de aslında bütün bunların farkında. Bu özellikle pandemiyle birlikte daha da tirajlar düştüğü için basitler kurumu bu şeyi dijitalleşmeyi teşvik etmeye başladı. Ve artı 2022 yılında biliyorsunuz bir yasa çıktı. Aslında daha çok dezenformasyon yasası olarak bildiğimiz o yasa içinde bir havuç olarak da bunu şey yaptılar. Yani neydi havuç? Yerel gazetelerin sadece basılı olanlarını değil, dijital versiyonlarını da yani online gazetelere de resmi ilan ve reklam vermeye başlayacak basın kurumu diye aslında bir tür bu yasaya destek almak için yerel tatlı gazeteleri basın kurumu genel müdürü 8-10 şehirde böyle bütün yerel medya sahiplerini toplantıya çağırdı. Onlara işte bizi destekleyin, şu yasayı destekleyin. Desteklemezseniz bak bu şeylerden mahrum kalacaksınız, resmi ilanlardan mahrum kalacaksınız diye havuç ve şey sopa gösterdi. Nihayetinde o yasa çıktı. O yasaya yerel medyadan mesela itiraz hiç çıkmadı yani. Yerel medyada çok az itiraz oldu. Özellikle gazeteci örgütleri bile çok şey yapmadılar yani direniş göstermediler. Çünkü gerçekten de bugün aslında o yasanın özellikle dezenformasyon maddesinin olumsuz etkilerini görüyoruz. Neyse bu süreçte yasa çıktıktan sonra tabii bir yönetmelik de çıkarması gerekiyordu. O yönetmelik şeyinde, sürecinde bir hazırlık yaptı ve 1 Nisan'dan itibaren işte resmi ilan vermeye başladı. 1 Nisan 2023 tarihi milattır aslında. Bu işte basın kanunuyla bazı konularda değişiklik yapılmasına dair kanun yayınlandıktan sonra bir işte resmi ilan yönetmeliği, resmi ilan ve reklam yönetmeliği çıkardı. Bu yönetmelik tabii çıkmadan önce gazete işte belli medya kuruluşlarıyla, gazeteci örgütleriyle falan görüştü. O da beni de davet ettiler. Dediler ki sen böyle bir şey resimliyorsun. Gel ondan sonra fikirlerini söyle. Ben de açıkçası ne için çağırdıklarını çok bilmiyordum. Gittim basın kurumu genel müdürlüğüne. Orada bana işte birkaç madde gösterdiler, işte bunları değiştiriyoruz falan dediler. Dedim ki ben size burada fikir veremem, yani lütfen bana bunu yazılı olarak gönderirseniz, yani tasları üzerinde ben dedim fikirlerimi size madde yazarım. Gerçekten de yaptılar, gönderdiler, ben de fikirlerimi söyledim. Tabii benim söylediğim hiçbir şey kabul etmediler, sonuçta yaptılar öğrenciler. Eleştirilerimi dikkate almadılar ama benim açımdan aslında çok önemli bir şey bu. Yasa ve çıkarma yönetmeliği bir yandan işte şeyde destekleme anlamında. Şimdi şöyle bir şey var, mesela kategorilere ayrılmıştır. Bu konuda beni görürsünüz arkadaşlar. Yan tarafta gitti bak. Şey yapması lazım. Burada mesela şeyleri 5 kategoriye ayrılmış. Aslında bir genel kategori var, 6 kategoride. Birinci kategoride İstanbul, ikinci kategoride Ankara İzmir var. Böyle işte kategori gibi. Bu kategoriler çok önemli. Çünkü kategorilere göre kriterler var. Her kategorinin bir ayrı kriteri var. Ne kadar işte muhabir şey yapacak, kaç kişi bulunacak. Mesela birinci kategoride kaç kişi olacak, ikinci kategoride. Bunlar aslında asgari kadro dedikleri şey çok önemli şey için. Yerel medya için veya ulusal medya için de geçerli bu aynı şeyler. Çünkü onlar da online sitelerine resmi ilan alıyorlar. Burada gördüğünüz gibi her bir kategoride ne kadar kadro, kaç tane muhalif istiyorlar. En son kategori 5. kategori. Yani en küçük şeyler bile geçerli bu. Orada mesela 4 kişi istiyor. 2 muhabir, bir internet müdürü, bir de sorumlu müdür olacak diyor. Böyle yani hepsini sıralamış asgari kadro olarak. Asgari haber sayısı, her bir kategori için asgari günlük üretmesi gereken, yayınlaması gereken haber sayısı da mesela bunlar aslında bakıldığında çok yüksek. Şimdi genel kategoride diyor ki en az 240 haber yayınlamak zorundasınız. İşte son kategoride en az 30 haber yayınlamak zorundasınız. Şimdi bu küçük şehirde 30 tane haber bulmak zorundasınız bir kere yani. Ve bu haberler öyle hani yayınlanabilir nitelikli haberler olması lazım. Dolayısıyla onların işte belli kısmının kendi muhabirler tarafından üretilmesi gerektiğini falan gibi söylüyor. Ama asıl önemli olan haber, bu tabii muhabir, bu haber sayısı kısmen kabul edilebilir şeyler olabilir ama ben yine de mesela onların çok yüksek olduğunu, rakamların bu kadar zorlama, çünkü her gün şu kadar haber üreteceksin demek çok saçma geliyor. Fabrika veyahut da burası bir ekmek fabrikası değil ki şu kadar ekmek üreteceksin diye. Yani o gün az haber olur mesela, pazar günü az haber olur. Şimdi ne yapacaksın? O gün haber mi görecek yani o şey gazete? Bu kadar hani çok kurallara bağlanmasını bulamadım. Belki aylık fotoğraf üzerinden bir şeyler yapabileceğini söylemiştim kendilerine. Burada da mesela şunu söylüyor. Tekil haber, tekil okuyucu sayısıyla ilgili bir şey söylemiş. Mesela kategoriler bazında tekil ziyaretçi sayısı mesela birinci kategoride 50 bin, 5. kategoride 3 bin tekil ziyaretçi, 3 bin kişi o gün o siteye girecek ve işte sitede en az bir dakika kalacak. Artı 3 yani katı kadar da sayfa görüntülemesi yapacak. Yani sayfaya girecek çıktı değil. Sayfaya girecek, sayfada, sadece sayfada da kalmayacak, başka sayfalara da girecek. Böyle bir acayip bir şey. Tabii ki yani şeyi de kabul etmiyor. Mesela bu şey diyor. Mesela sosyal medyadan gitmişse oraya. Çünkü ben mesela sosyal medya kullanıcısıyım. Sosyal medyada gördüğüm haberi tıklıyorum, okuyorum oradan. Bunu kabul etmiyor. Diyor ki doğrudan doğruya siteye gireceksin. O sitede o haberleri bulup okuyacaksın falan gibi böyle katı kuralları var. Şimdi ne oldu sonuçta mesela işte bizim eleştirdiğimiz tek haberciliği ya da SEO haberciliği dediğimiz haberler üretilmeye başladı. Aslında hiç yoktu böyle haberler. Mesela bu yıl Muzlu Festival yapılacak bir haber yapmışlar. Bakıyorsun haberde sorular yani. Yani ya arkadaşlar yerel medyanın böyle bir habercilik pratiği yoktu. Bakın bundan sonra çıktı. Aslında durumu bu politikalarından sonra çünkü onlar yereldekiler ne yapacaklar? Haber bulmak zorunda diyorlar ki işte Muzlu Festival yapıyorlar. Böyle gidip haber yapalım. Ne olsun işte, sadece haber yapmayan, mesela bu Muzur Festivali şu tarihte yapılacak demiyor. O konu sayfaya gönderecek, orada kalacak bir süre, hatta kalmayıp diğer sayfalara da gidecek mesela falan. Yani bayağı bir zorlaştırmışlar işi. İçerikte benzerlik olmayacaktır mesela. Aynı veya ayrı yerde iki ya da daha çok süreli yayında benzer içeriğe yer verilemez gibi bir madde koymuşlar. Yani bunu nasıl mesela ayıracaksın? Diyelim bir olay oldu, olayla ilgili haberler var. Haberler zaten birbirine benzemez mi? Aynı olaya ilişkin haberler birbirine benzeyecektir belki. Nasıl ayıracaksın mesela haberleri? Benzer demeyin dedim, aynılıktan arayın dedim. Yani aynı haberi kopyalayıp yapıştırırsa ona kopyala yapıştır diyebilirsiniz ama benzer haber ne demek ki? Haber benzer yani. Haber aynı işte. Aynı olayın haberi yani. Bunun da mesela yanlış olduğunu söylemiştim. O kaldı o şekilde. Haber siteleri için bekleme süresi 24 ay. Mesela ulusal düzeyde yayın yapan, diyelim ki T24 gibi, Diken gibi haber siteleri, onlara dediler ki sizin bazı gazeteniz olmadığı için 24 ay bekleyeceksiniz. 24 ay sadece bekleyecekler. Bu koşulları da yerine getirecekler. İşte şu kadar muhabir sistem ödeyecekler, ondan sonra sayfa görüntüleme sayısına ulaşmış olacaklar falan filan. Bütün kriterleri sağlayıp 24 ayda bekleyecekler. Türkiye'de bu koşula uyabilen, uyumak isteyen hiçbir haber sitesi yok yani. Sadece haberler.com onlar nasıl becerdiyse bu şifrelerden resmi ilan almaya başladılar. 6 aylık bir bekleme süresinden sonra. Bu mesela sadece yerel hani gazetelerin internet siteleri için bir şey oldu, avantaj oldu. Resmi ilan olan haber siteleri ile ilgili tabii ki şeye bakıldığında şimdi şöyle 1 Nisan'da resmi ilan vermeye başladılar. 1 Ekim'de de dediler ki bizim kriterlerimize uyamayanların ilanını çıkacağız. Şimdi bununla ilgili ben bir tane tablo hazırladım. Gördüğünüz gibi burada bir ilgi. Hepsi var arkadaşlar. Bakınız 1 Eylül'de 401 haber sitesi resmi ilan alırken Ekim'de kriterlere uyamadığı için sayı 228'e düşmüş. Sonra işte tekrar kriterleri sağlamaya çalışmışlar. 300 çıkmış falan. Türkiye'de toplamda 800'ün üzerinde aslında resmi alan yerel gazete var. Bunların hepsi aslında buna yararlanabilirdi ama bu kriterler yüzünden 1/3 ancak yararlanabilir. Gazetecilerle de görüştüm. Dedim ki aslında gazeteciler inanılmaz korkuyorlar bu konularda da yani bilgi vermiyorlar. Aradım dedim ki o konuda bir çalışma yapıyorum. Bana bilgi verir misiniz? Ne yapacaksınız bu şeyi? Bilgileri ne yapacaksınız? Aksinizi söylemeyeceğim falan. Ona rağmen bir iki gazeteci tanıdığım olarak, tanıdığım gazetecilerden bilgi alabildim yani. Tanımadıklarını anlamadım. Mesela Doğu Anadolu'dan bir arkadaş, ismini söylemeyeceğim tabii. O çok eleştiriyor yani. O zaten mesela basılı gazetesini kapatmak zorunda kaldı. Sadece şimdi internet gazetesini çıkarıyor. Yani diyor ki bizim diyor mesela 5. kategorideyiz ama bizim nüfusumuz diyor mesela işte şu kadar. Bizim 3 katı nüfusumuz da bizim kategorimizde. Onlardan da aynı şey isteniyor, bizden de aynı şey isteniyor. Yani şehirler arasında da aslında büyük fark var yani. 5 kategori yeterli değil o anlamda da. O anlamda da gerçekten eleştiriyor. Mesela bu politikaları kimler destekliyor diye bakıldığında bir tane arkadaş buldum. Gazeteci Elvan Göçer. Mesela bu arkadaş AK Parti 25-26 dönem milletvekili adayıymış. Sonra 3 tane haber sitesi ya da gazetenin sahibi, tamam mı? Ve Basın İlhan Kurumu'nun politikaları destekleyen bir yazı yazmış. Basın İlhan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tüm alkışlarımız diye bir yazı yazmış. Dedim ki belli ki yani burada bir şey ilişkisi var. Çıkar ilişkisi var ve o yüzden böyle destekleyici bir yazı yazmış. Bunu bir gazeteci söylemiş, hocam buna bir bak diye. 6 tane haber sitesi var ve bu arkadaş Diyarbakır'da kendisi ama işte Urfa'da da bir haber sitesi var. Başka bir yerde de var haber sitesi. Nasıl oluyor bu? Resmiler alıyor bütün bunlardan yani. Yani... Bunların hepsi alıyor mu hocam? Bunların hepsi resmiyle alıyor mu? Evet, evet. Hepsi alıyor. En sondakini bulamadım. O hacklamışlar. Bak sitelere de gireceğim tek tek. Ve yani mesela orada da öyle bir şey oluşmuş yani resmi yanlardan beslenen bir şey yani bir yandan Basın İlhan Kurumu bunu engellemeye çalışıyor, bir yandan da aslında bunu kullanan bir yerel medya var. Evet, sonuç olarak aslında Basın İlhan Kurumu bir yandan işte bu çevrimiçi haberciliği desteklerken koyduğu kriterler arasından yereldeki koşullara uygun olmayan bir yola girdi. Ben dedim yani bu şekilde gidemezsiniz zaten. Bunları değiştirmek konusunda aslında bir düzeltme yaptılar. Fakat o süreçte dedim ki yani siz medyanın patronu değilsiniz. Medyanın patronu gibi görüyor kendisi. Biz diyor hani ne dersek o. O şekilde bakıyor. Yani siz onlara ancak destek olabilirsiniz. Destek olmalısınız. Yani yerel medyayı destekleyin. İlanlarında, reklamlarında. Onlarla birlikte beraber kararlar oluşturun. Onları dinleyin. Çözümler ancak bu şekilde herkesin kabul edebileceği şekilde çözülebilir diye kendilerine söylemiştim ama maalesef akademisyenler pek dinleyen yok. Bir tek sizler dinliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, tam zamanda bitirdik 15.45'te. Bir 15 dakika şeyimiz var. Bir 5 dakika soru cevap yapabiliriz isterseniz. Var mı? Emel Hoca da buraya gelmiş. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet hocam, çok iyi bir oturuma bütün bilgilerimiz sizlerle aldık. Kalabalıkta bir dinleyicimizde beraber şanslarımız var mı? Doyurucu muydu? Evet. Hocam, ben çalışmamda azınlık gazetelerine çalışmıştım biliyorsunuz. Basın İlhan Kurumu'nun onlara zaten resmi ilan vermediğini kendileri beyan ediyordu ama verilen söz azınlık gazetelerine kültürel bir miras oldukları için işte nakli yardımlar yapılacağıydı. 2023 yılında hiç yardım yapmadılar. Ondan önce de 8 yıllık süreçte verilen söz devam edeceğiydi. 8 yıllık süreçte de ara ara verildi, ara ara verilmediği beyan etmişlerdi. Ben de bunun azı düşmek istedim. Ayrıca da verdikleri meblağ da enflasyonla eriyip gidiyor. Hiçbir şey karşılamıyor. Yani sadece Basın İlhan Kurumu'nun bir resmi ilanla dayalı bir gazetesi zaten sürdürülemedi de. Ama olsa da işte yani bir şey düzgün yapsana gerçekten yerelmediği için önemli arkadaşlar yani. Yerelmediği önemsememiz lazım. Çünkü yerel demokrasi diyoruz bir yandan. Yani o demokrasi, haberlilik, WhatsApp fotoğrafları bile aslında o anlamda önemli. Çünkü yerel haberlerin önemli bir kısmı yerelde üretiliyor aslında. Ama iyi bir gazeteci olursa oradan daha iyi haberler üretir. Daha iyi işte mezun arkadaşlar yerelde çalışabilirler yani. Yerelde de aslında giderek artan bir sistem şey olmuştu. Ama işte bunu doğru kullanmak lazım. İyi politikalar gazeteciliği teşvik etmek lazım. İyi gazeteciliği teşvik etmek lazım. Bu şekilde olursa hani memleketin gazeteciliğinin hayırlı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar